Bu da politik bir soru. Bilindiği gibi diyor, demokrasi halkın hüküm sürdüğü hükümet şeklidir diye tarif edilir. İslam'da demokrasi diye bir şey var mı? Varsa Kur'an'dan ve sünnetten delillerini söyler misiniz? Demokrasi kelimesinin kullanılması şer'en caiz midir? Caizse delilini söyler misiniz? Öyle diyorlar, demokrasi halk idaresi demektir. Halk kendi seçer, kendi kendini idare eder diyorlar. Demokrasinin hakim olduğu bütün dünyada bu böyledir, yani böyle denir. Ama esas itibariyle bir anayasa profesörünün de ifade ettiği gibi, kanunlar beşerin hayatında, ruhlarında mahkes bulamıyorsa, beşerin ruhu yumuşayıp kanuna mutabık hale gelememişse veya insanların olgunluğu mevzu kanunlarla uyuşma, anlaşma, onlarla ılımlı geçinme durumunu iktisap edememişse, kanun, kanun kitaplarında sadece yazılı olarak kalmaya mahkumdur. Demokrasi halkın idaresi demektir. Halk idare eder, halk seçer, halk idare edilir. Böyledir. Ama dünyanın kaçta kaçında, demokrasiye taraftar olan memleketlerde demokrasi hüküm fermadır. Bunu bizzat demokrasiye taraftar olanlar da bilirler esasen. Ne kadar taraftar olduklarını. Ve pek çok defa da dünyanın çeşitli yerlerinde, münteşir çeşitli gazetelerde acı acı itiraf ve ifade ediyorlar. Yavaş yavaş diyorlar, demokrasi yerleşmeye başladı diyorlar. Eğer halkın idaresi ise yani niye yavaş yavaş yerleşiyor? Madem halk idare ediyor, bırakın halk işte idare etsin, o da birdenbire yerleşiversin. Bunun altında esasen şu vardır, esas bir idare şekli getirilmiştir. Fakat ad olarak demokrasi denmiştir. Dünyaya, karıştırmayın, Türkiye ile alakası yok, dünyaya, Avrupa'ya, hususuyla Fransa'ya adına demokrasi denmiştir. Sonra esasen halk yadırgamıştır bunu, istememiştir, karşı çıkmıştır. Fransa'da da öyle olmuştur, İngiltere'de de öyle olmuştur. Halkın karşı çıktığı bu şeyi cebirle, zorla, zecri durumlarla halka kabul ettirmeye çalışmışlardır. Getirdikleri adını demokrasi koydukları bu şeye halkın neslini uydurmaya çalışmışlardır. Halkın beynini yıkamışlardır, kafasını yıkamışlardır. Çok yerlerde tarihinden, mefairinden, mazisinden uzaklaştırmışlardır. Halkın kafasına soktukları bu yabancı fikirlere demişlerdir ki işte bu demokrasidir. Demokrasi ise halkı kendi heyecanı, kendi ruhi anlayışı, duyguları açısından halkı kabul edip halkın kabul ettiği şekilde meseleyi ele almak lazımdır. Halkı kendi duyguları içinde kabul etmek lazımdır. Halkın duygusunu değiştirdikten sonra, onu robotlaştırdıktan sonra, onun beynini yıkadıktan sonra buna halk idaresi denmez. Buna bir despot idare denir. Halkı kendine uyduran, halkı kendi etrafında çekip çeviren ve istediği şeyleri halka kabul ettiren ve kabul ettirdiği kimselere halk diyen, diğerlerini de halk olarak kabul etmeyen. Bu demokrasinin hikayesidir. Bu hikayeyi bugün ben yazacak halim yoktur. Avrupa'da varoluşçular, o eksistansiyalistler ver yansın ediyorlar. Demokrasinin yetiştirdiği nesebi gayri sahih bir nesildir onlar. Onlar kendi yetiştirdikleri nesebi gayri sahihlerden çekecekleri için ben yetiştirdiklerinden çeksinler demekle iktifa edeceğim. Bizden çekecekleri bir şey yok. Biz muhabbet fedaileri, husumete vaktimiz yok, kimseyle bir dert ve davamız yok. Milletin kalbine iman koymakla meşgulüz.